Şimdi zaten başlayınca göreceğiz. Biraz önce açılışta senin de söylediğin gibi bu haftayla birlikte Diriliş Bayramı'na kadar sürecek olan 15 bölümlük vaaz serimize başlıyoruz. Ama öncesinde yeni yılın bu ilk pazarında bu yıl Rab'den hepimize ve kilisemize bol esenlik, sağlık ve bereket dileyerek başlamak istiyorum. Noel'e kadar olan Advent zamanında İsa'nın doğuşuna, aramıza gelişine hazırlandık ve onun doğumu üzerine konuştuk. Şimdi de Paskalya'ya dek hizmetine, öğretişine ve sonunda dünyada günaha son vermek, insanları Tanrı'yla barıştırmak için çarmıhta kendini feda etmesine ve yüceltilmesine odaklanacağız. İsa'nın bu dönemini dediğimiz gibi Luka kitabından takip edeceğiz. Esasında bu kitabı tam olarak vaaz etmek belki bir yıl, belki de biraz daha fazla sürebilirdi. Ama biz sadece bazı bölümleri seçtik ki bu şekilde ancak 15 hafta boyunca İsa'nın hizmetini ve öğretisini çalışacağız. Baktığımız zaman İsa temel olarak iki şekilde öğretti. Birincisi sözle. Vaazlar verdi, benzetmeler yaptı, azarladı ve yol gösterdi. İkinci ve bence daha önemlisi ise fiilen yaşamayla ve duruşuyla öğretti. Örnek olarak mesela alçak gönüllülüğü öğretmek için öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Affetmeyi öğretmek için kendisini çarmıha gelenleri o anda çarmıhta affetti. Meşhur baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hatırladınız sanıyorum. Bizler İsa'nın takipçileri olarak onun hem sözlerine hem de yaptıklarına çok dikkatle bakıyoruz. Çünkü tüm kalbimizle ona benzemek istiyoruz. Sadece Luka kitabında anlatılan İsa'yı içimize sindirsek, ama gerçekten sindirsek, sadece bu kitapta anlatıldığı kadarıyla bile, bu kitaptaki kadarıyla bile bu yolda büyük ilerleme kaydetmiş oluruz. Amacımız sadece İsa'nın hizmetini ve öğretisini öğrenmek ya da bilmek değildir. Amacımız onun söylediği gibi yapmak, yaşadığı gibi yaşamaktır. İşte bu bakış açısıyla ondan öğreneceğiz. Bugün İsa'nın doğumundan hemen sonra Tanrı'ya adanması sırasında ve daha sonra hizmete başlayacağı zaman onun hakkında tanıklık veren peygamberlik sözlerine bakacağız. Burada bu bölümde üç tane tanıklık var. Birincisi yaşlı ve dindar bir Yahudi olan Şimon. İkincisi yine yaşlı ve dul kadın Anna ve üçüncüsü de Yahya'nın tanıklığı. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Ben burada size ayetleri okumayacağım. Eğer isterseniz Luka kitabından anlatacağım bölümleri sonradan okuyun. Tavsiye ediyorum bunu şiddetle. Ama bu vaazda amacım ayetlerden çıkan mesajı anlamak ve anlatmak. Yani ayetlerin sözünden ziyade bize ne demek istediğine odaklanmak. Böylece İsa yaşamıyla bize ne diyor sorusuna cevap bulmak istiyoruz. Onu içimize sindirmek, İsa'ya benzemek yolunda bir adım atmak istiyoruz. Evet, birinci tanıklık Şimon demiştik. Şimon, Mesih'in gelişini özlemle bekleyen dindar bir Yahudiydi. Rabbin Mesih'ini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona kutsal ruh tarafından bildirilmişti. Rab kendisinden korkanlara paylaşır sırrını der Mezmur 25:14.
Tanrı'yla sakin ve samimi bir paydaşlık içerisinde yaşayanlar göksel bilgilere gizemli bir şekilde sahip olabilirler. Buradaki samimi sözcüğüne dikkat edelim. Yürekten, içten bir şekilde Rabbi sevmekten bahsediyoruz. Bütün mesele aslında bu. İnancımızın özü, dışsal bir dindarlık sergilemek değildir. İçsel bir inanç, yürekten bir sevgiyle hem Rabbi hem de birbirimizi sevmektir. Eğer bu şartı yerine getirebilirsek, samimi bir ilişki isteyen Rabbimiz büyük bir memnuniyetle bizimle konuşacak, akıl verecek, yönlendirecek, bize sırlarını açıklayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Böylece Şimon ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geliyor. Aynı gün Meryem'le Yusuf da tapınaktaydı ve İsa'yı Rabbi adayacaklardı. Bu çocuğun vaat edilen Mesih olduğu Şimon'a göksel bir açıklamayla bildirilmişti. Şimon bu çocuğu kucağına aldı ve bir ilahi söyleyerek Tanrı'yı övdü. Şöyle: "Ey Rabbim, kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü bana vaat etmiş olduğun ve bu bebek aracılığıyla gerçekleştirdiğin kurtuluşu gözlerimle gördüm. Onu bütün insanlığa kurtuluş sunsun diye görevlendirdin. Bu çocuk uluslara Tanrı'nın açıklamasını yapacak olan bir ışık olacak ve halkının üzerine yücelikle parlayacaktır." Simon, Rab İsa Mesih'i gözleriyle gördükten sonra artık ölmeye hazırdı. Çünkü ölümün acılığı artık gitmişti. Şimon, Rabbe bu bebek için coşkuyla hamd ettikten sonra bu kez Yusuf ile çocuğun annesini bereketledi ve Meryem'e de bazı peygamberlik sözleri söyledi. Bu peygamberlik sözleri dört kısımdan oluşuyor. Birinci kısım diyor ki bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açacak. Nankör olup tövbe etmeyenler ve imansızlar düşecek ve cezalandırılacaklar. Öte yandan günahlarından tövbe edip Rab İsa Mesih'e iman edenler ise yükseltilecek ve bereketleneceklerdi. Çocuk aleyhinde konuşulacak bir belirti olacaktı. İsa yeryüzünde yaşadığı günlerde günahlı ve bozuk bir hayat yaşayan insanları en ağır sözlerle eleştirip azarladığından birçok yürek buna tahammül edememişti. Bu nedenle de yüreklerinde İsa'ya karşı besledikleri kin ve kızgınlığı açığa vurmuşlardı. Meryem'e şöyle dedi: "Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak." Şimon burada oğlunun çarmıha gerilişine tanık olacağı zaman Meryem'in yüreğinde ne gibi bir acı hissedeceğini önceden bildiriyordu. Dördüncü olarak bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacaktı. Bir insanın kurtarıcı İsa'ya gösterdiği tepki o kimsenin içindeki niyetin ne olduğunu ortaya çıkaran bir tür sınavdır. Bu ayetlerde Simon'un söylediği gibi mihenk taşı, tökez taşı, basamak taşı ve kılıç gibi kavramlar işte bu sınavı işaret eder. Yaşlı kadın peygamber Anna'ya gelirsek, o da Simon gibi Mesih'in gelişini özlemle bekleyen ve sadık kalan Yahudilerden biriydi. Kendisi bir peygamber olduğu için Tanrı'dan göksel vahiyler almıştı ve almış olduğu bu açıklamaları başkalarına da duyurdu. Anna tapınakta yapılan ibadetlere düzenli bir şekilde katılırdı. Oruç ve dualarla gece gündüz Tanrı'yı yüceltirdi. İsa'nın Rab'be takdim edildiği ve Şimon'un Meryem'e bir şeyler söylediği sırada Anna, tapınakta bulunan insanların yanına gitti
vaat edilen kurtarıcı için Tanrı'ya şükretti ve bundan sonra da Kudüs'te kurtuluşu bekleyen imanlı ve sadık kimselere İsa'dan söz etmeye başladı. Yani bütün bu iki peygamberlik İsa'nın hemen doğumundan birkaç gün içinde oluyor. Daha İsa hiçbir şey yapmadan, kendini hiçbir zaman daha belli etmeden, çünkü o bir bebek, Tanrı çeşitli insanlara, biz burada sadece iki tanesini görüyoruz ama belki de çok sayıda insana, yani kendisine sadık olan insanlara bunları bildirmişti ve bu kişiler ileride olacaklar hakkında Tanrı'dan duyduklarını insanlara anlatmaya başladılar. Bu şekilde tanıklık etmeye başladılar. Ama biz İsa'nın en büyük tanıklarından biri olan Yahya'ya geliyoruz. Tabii Yahya'nın tanıklığı İsa'nın artık hizmetine başlamak üzere olduğu bir zamana denk geliyor. Demek ki yaklaşık 30 yaşlarında olduğu bir döneme geliyor. Ve Yahya muhtemelen Eliha yakınlarındaki Şeria Nehri'nin çevresindeki bütün bölgeleri dolaşıyordu. Orada İsrail ulusunu bağışlanabilmeleri için günahlarından tövbe etmeye ve böylece Mesih'in gelişine hazır olmaya çağırıyordu. Aynı zamanda insanlar gerçekten tövbe ettiklerinin bir göstergesi olarak vaftiz olmaya da çağıran Yahya, günaha karşı sert uyarılarda bulunan, insanları ruhsal yenilenmeye çağıran ve vicdanları uyandıran gerçek bir peygamberdi. Aslında Yahya bu şekilde hizmet etmekle Yeşaya kitabının 40. bölümündeki peygamberliği gerçekleştiriyordu. Yahya çöldeki sesti. O günlerde, yani o tarihlerde bir kral ülkesinde bir yeri ziyaret edeceği zaman yolların bütün tümsekleri indirilir, çukurları doldurulur ve kralın rahatlıkla yürüyeceği bir duruma getirilirdi. Aslında belki de görmüşsünüzdür. Ülkemizde Roma döneminden kalma birçok antik kent var biliyorsunuz. Bu kentlerde bazı imparatorların ismiyle anılan muazzam böyle kapılar var. Yani birçok yerde var da en ünlülerinden biri olduğu için Antalya'da meşhur Adrianus kapısını görmüş ya da en azından duymuşsunuzdur herhalde. İmparator bu kente geleceği zaman birkaç yıl önceden başlayarak hazırlıklar yapılır. Kente gireceği yere de üzerinde kitabede imparatorun ismi yazan işte orada Adrianus şehrimize falan tarihte bu kapıdan girdi falan diye böyle yazan bir kitabe olurdu. Bu kapılar çok süslü, görkemli yapılardı. Yani gelen krala yani bizi onurlandıran bu aşağılık şehrimize yani ondan daha aşağı olan şehrimize, kıymetsiz şehrimize ayaklarını basan krallar layık olmak için yapılır. İşte Yahya da buna benzer bir şekilde insanları bunu yapmaya davet ediyordu aslında. Tabii bu bizim anladığımız bu yolların tamir edilmesi bakımı olayı değil bu aslında. Ruhsal olarak insanların yüreklerinin Rabbi kabul etmek için hazırlanmasıydı. Çünkü kral geliyordu. Ona layık olmalıydık. Hamdlarımızı ve şükranlarımızı sunmak için yüreklerimizi hazırlamalıydık. Yahya bunun için bağırıyordu çölde. Söylediği şeylere bakarsak, simgesel şeyler. Her dağ ve her tepe alçaltılacak. Yani kibirli ve gururlu insanlar alçaltılacak. Eğri yollar doldurulacak, doğrultulacak. Aşağı ve hor görülen insanların kişilikleri yükseltilecek, düzgün bir duruma getirilecek. Engebeli yollar düzleştirilecek. Yani acımasız ve gaddar kişiler dizgin altına alınacak ve yola getirilecek.
Sonuç olarak tüm insanlar, hem Yahudiler hem diğer uluslardan gelenler Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu kuşkusuz görecekler. Kurtuluş armağanı Rab İsa'nın bu ilk gelişinde her ne kadar herkes tarafından kabul edilmese de aslında bütün insanlığa sunulmuştur. Rab ikinci ve son kez geldiği zaman bu ayette söylenenler bütünüyle gerçekleşmiş olacak. O zaman bütün uluslar Rabbimizin görkemli egemenliğinin bereket ve mutluluklarından payına ne düşerse onu alacaklardır. Yahya vaftiz olmak için kendisine akın eden kalabalıkları gördüğü zaman içlerinden birçoğunun samimi olmadığını fark etmişti. Bazıları doğruluk için acıkıp susamadıkları halde sırf dıştan böyle gözüken taklitçilerdi. İşte Yahya, "Ey engerekler soyu!" diye bu tür kimselere seslendi. "Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı?" Yani Yahya, "Ben sizi uyarmadım. Size konuşmadım. Sizin gibilere konuşmadım. Ama günahlı yollarından dönüp yenilenmek isteyen kimselere konuştum ben. Onlara seslendim," diyordu. Ya Tanrı'yla olan ilişkilerinde böyle insanlar, yani gerçekten de ciddiyseler, tövbe etmiş olduklarını hayatlarındaki değişikliklerle göstermeleri gerekir. Çünkü gerçek bir tövbe meyve verir. İnsanlar, yani bu ayetlerde öyle anlatılıyor, İbrahim'in soyundan gelmiş olmalarının kendileri için yeterli olacağını düşünüyorlardı. Halbuki bu yeterli değildi. Çünkü iyi insanlarla akraba olmak insanları Tanrı önünde kutsal bir duruma getiremezdi. Tanrı insanlara yönelik amaçlarını gerçekleştirmek için İbrahim'in fiziksel soyuyla sınırlandırılamazdı. Çünkü Tanrı isterse Ürdün Irmağı kenarındaki taşlardan İbrahim'e çocuk yaratacak güçteydi. Burada geçen taşlar terimi Tanrı'nın göksel lütuf mucizesiyle İbrahim'inkine benzer güçlü bir imana sahip bir hale getirebildiği Yahudi olmayan uluslardan gelme insanları temsil ediyor. Yani bizleri. Evet, gerçekten de böyle oldu. İbrahim'in fiziksel soyu olan İsrail ulusu Tanrı'nın Mesih'ini reddetmiş ama öte yandan diğer uluslardan gelip Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden insanlar İbrahim'in ruhsal soyu olmuşlar. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır demesi, Mesih'in gelişinin insanların tövbesinin gerçek olup olmadığını test edeceği anlamına gelen temsili bir ifadedir. Çünkü tövbe ettiklerini davranışlarıyla göstermeyenler de cezalandırılacaktır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Yahya peygamberin ağzından çıkan sözcükler ve cümleler tıpkı birer kılıç gibiydi. Gelecek olan yargı, balta, kesilecek, ateşe atılacak. Böylece kendi günahlı durumlarının farkına varan halk, Yahya'ya tövbelerinin gerçek olduğunu göstermek için ne gibi pratik adımlar atmaları gerektiğini sormuştu. Yahya 11 ve 14. ayetlerde onların samimiyetlerini sergileyebilecekleri bazı yolları gösterdi. İşte genel olarak kendi yiyecek ve içeceklerini yoksullarla paylaşarak komşularını kendileri gibi sevmeleri gerekiyordu. Yani vergi görevlilerine gelince, ya bunlar o zamanki kötü insanlara simgeliyor. Yaptıkları her şeyde bütünüyle dürüst ve doğru olmalıydılar. Vergi görevlileri
dediğimiz gibi sahtekar bir sınıf olduğu için dürüst olmaları gerçekten tövbe etmiş olduklarını göstermeye yarayacaktı. Son olarak görev başındaki askerlere kendilerinde rastlanan şu üç günahtan kaçınmaları öğütleniyordu. Kaba kuvvet kullanmak, yalan yere suçlamak, elindekilerle yetinmemek. Burada üzerinde dikkatle durulması gereken bir nokta bulunuyor. İnsanlar bu şeyleri yapmakla, yani bu tavsiyelere uymakla kurtulmayacaklar. Yani bunlar kurtulmak için yapılması gereken şeyler değildir. İnsan işlerle değil, Tanrı'nın lütfuyla kurtulur. Bu nedenle içtenlikle tövbe eden kimse tövbesini iyi işler yaparak göstermelidir. Daha da doğrusu bu şeyler yürekten tövbe eden, gerçi ağızdan değil, gerçekten yürekten tövbe eden ve Tanrı'nın önünde doğru olan bir kimsenin yaşamında doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Yahya sen Mesih misin? Sorusuna karşı da kendini Mesih'ten çok düşük bir durumda gösterdi. Kendisinin yapmış olduğu vaftizin sadece biçimsel, oysa Mesih'in yapacağı vaftizin ruhsal olduğunu söyledi. Mesih'in karşısında kendi hiçliğini açık bir şekilde gören Yahya, Mesih'le ilgili konuşmasındaki şu ünlü sözü haykırdı. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ve son olarak, Mesih'in yapacağı vaftiz kutsal ruh ve ateşle olacaktı. Bu vaftiz iki yönlü hizmet görecekti. İsa önce inanlıları kutsal ruhla vaftiz edecekti. Ama ikinci olarak da Mesih ateşle vaftiz edecekti. Buradaki ateş vaftizi bir tür yargı vaftizi. Yani bir tür yargıyı bize işaret ediyor. Rabbimiz bu ayette harman yerini temizleyen bir çiftçiye benzetiliyor. Çiftçi buğdayı havaya attığında buğday bir tarafa, saman ve işe yaramayan çöpler de diğer tarafa düşerler. Yan tarafta biriken samanlar toplanarak ateşe atılır. Yahya hem imanlılara hem de imanlı olmayanlara, yani karışık bir ortama karşı konuşurken ruhla ve ateşle vaftiz edileceklerini söylüyordu ama pardon. Sadece imanlılarla konuşurken sadece ruhla vaftiz edileceklerini söyledi. Gerçek imanlılar hiçbir zaman ateş vaftizini tecrübe etmeyecekler. Hamdolsun. Herkese dinlediği için teşekkür ederim. Bu dediğimiz gibi bu serideki amacımız İsa'nın başından geçen işleri takip etmek değil. Çünkü bu bir İsa'nın maceraları kitabı değil bu. İsa'nın her sözü, her davranışı, yaptığı her şey bir anlam ifade etmektedir. Ve bize bir ders göstermektedir. İşte buradaki bütün kişiler, şimdi daha İsa'ya başlayamadık. Bundan sonra İsa'nın işlerine bakacağız. Ona yapılan tanıklıklara baktık. Burada bile bu insanlar, gerek Şimon, Anna ve Yahya bile sözlerinde, çünkü o sözler onlara Tanrı tarafından verildi. Bu sözlerde bile birçok dersler çıkartıyoruz. İşte biz bu Luka kitabını çalışırken daha çok bu yönden, bu bakış açısıyla çalışacağız. Teşekkür ederim.